Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, köy binası 11'de sona doğru serisini çekeceğiz. Kraliçemizi 50'ye yatıracağız ve 4 tane işçimiz var. Bunları da işe koymaya çalışacağız. Bakalım 4'ünü birden koyabilir miyiz? Şöyle bir ganimet arabasını toplayalım. Kraliçeye 198 bin istiyor arkadaşlar. Bizim şu an 199 binimiz var ve hazinede de 6000 küsür varmış. 200 bini kraliçeye vereceğiz ve kraliçeyi son seviyesine yollayacağız inşallah. Başka da artık kralla uğraşacağız bundan sonra. Bir bakacak olursak kralımızın ne kadarı var? 165 bin istiyor 40. seviyeye. Bundan sonra kraliçenin de bir 11 seviye bir şeyi kalıyor. Onu da bir an önce bitirmeye çalışacağız. Şimdi kitabımız var arkadaşlar. Kraliçeyi 50'ye basıp hemen kitapla bitirmek istiyorum, kahraman kitabıyla. İsterseniz şöyle bir hemen kraliçeyi bir 50'ye basalım. 50. seviyeye yolluyoruz arkadaşlar. Evet, 198 bini verdik ve 50. seviyeye bastık arkadaşlar. Bunu da kitapla hemen şimdi bitir kahraman. Evet, şimdi bitir mi oluyor? Bizim başka kitabımız var mı? Yok. Ha, kahraman şeyinden öyle yazıyor. Evet arkadaşlar, ve 50 seviye kraliçemizi sonunda 50 seviyeye ulaşmayı başardık. 10 milyon altınımız var. Bununla ilgili de 2,5 milyon hava bombası. Biz iskeletlerin hepsini bastık mı? Basmışız herhalde. Bir tane hava bombasını hemen 2,5 milyon verelim, basalım. 7,5 milyon oldu. Bir tane daha basalım hava bombası. 5 milyon altın, 6 milyon iksirimiz var. Şöyle bir tekrardan hazineyi toplayalım. Bakalım. Evet. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir saldırı yapmak istiyorum. Madenci saldırısı yapacağız. Klan kalesinde Pepka var. Normalde ben 3 öfke alıyordum. İyileştirmenin tekini kullanmadım diye 4 tane oldu. Evet, şöyle bir saldırıya başlayalım. Bakalım, güzel bir kar iksiri olan bulursak kralı da bir an önce basmamız lazım. Şöyle bir 1-2 güne kadar da kralı 40. seviyeye yollayacağız. 4000 kar iksir kötü değil. Cehennem kulesinin teki de tamirattaymış. Hemen bu köye bir dalalım. Taktik avcı uçağını indirebilir miyiz bilmiyorum. Buradan içeriye doğru girer miyiz ki ya? Neyse, 50 seviye bir kraliçeyi deneyelim arkadaşlar. Ataşına kurban senin. Alttan ataş yanıyor. Ataş derken yani farklı bir ateş anlamayın. Evet, şuraya da bir okçu bırakayım. Savunmalar görüyor derken kraliçe kaybedeceğiz seni. İyi. Büyücüleri hızlı bir şekilde kurtulduk. Dedim büyücüler bizim kraliçenin canını okuyacak mı dedim de okuyamadan hemen hızlı bir şekilde indirmeyi başardık. Şimdi arkadaşlar içeri doğru girmeye çalışacağız biraz. Biraz bekleyelim öncelikle. Orada biraz temizlik yapsın. Biraz bekleyelim, biraz temizlik yapsın. Vallahi biraz cümlesini de çok kullandık ama neyse. İdare edelim biraz. Evet arkadaşlar, bakalım. Kraliçe şu hava savunmasını indirirse bizim için güzel olacak. Taktik avcı uçağını kesebilecek miyiz bakalım. Evet, şu an hava savunmasına doğru gidiyor. Hemen şöyle bir tane bebek geyikleri buradan, ikincisini buradan bırakalım. Biraz bekleyelim. Buradan yollasak acaba şeye gider mi? Evet, Vard'ını kaybetmek üzereydik. Vard'ının özelliğini kullandık. Kraliçe geri dön. Ne olur. Ne olur bizi bırakma. Dön geriye, dön geri. Pekka gitti. Maalesef kötü bir noktadan attık. Şuradan taktik avcı uçağına bence gider. Senin attığın gider diyor. Sadece nereye gider? Evet. Taktik avcı uçağına şu an madenciler vuracak. Ve Vard'ına vuruyorlar herhalde. Yetiştik. Orta alanı hızlı bir şekilde madenciler temizleyecek. Kraliçe oradan ufaktan yoluna devam ediyor. Bakalım, kraliçemiz şu an biraz köte giyiyor. Kraliçenin özelliğini kullandım. Madenci biraz destekler ya.
Yapma be bunu, Çeto. Yani 3 tane şifamız var. Kraliçeye mi kullansak? Evet, kraliçeyi kaybetmeyelim. Hani diğer saldırıda da hayatta kalması için hem de madencilerin üstüne gitti. Güzel oldu. Oho. Evet, kraliçeyi tekrardan kullanayım mı ya? Madenciler bölünmezse köy 3 olmayacak arkadaşlar. Süre yetmeyecek maalesef. Madenciler bölündü. Klan kalemizde ne var? Pekka varmış. Pekka'yı kullansak yine de süre yetmez bence. Yeter mi ki acaba ya? Yetmez. 99'da kalırız. Hadi onu aldık. Madenci bunu aldı. Onu aldı. Yine de 99. Evet, 95. Hiç gerek yok. 4000 kariksir aldık. 1500 de oradan aldık. 5500'lük bir kariksir almayı başardık. Hemen şöyle bir isteğimizi yapalım. Öfkeyi kullandığımız için öfkeyi istedik. İsterseniz şuradan tekrardan bir ordu basalım. Şifa. Tekrardan bir madenci basacağım arkadaşlar. Çünkü kariksir kasmak için kariksir kullanmamamız lazım ve iksirle bol bol saldırı yapacağız. Onun için madenci ordusu kullanıyorum. Hani kraliçeyi bitirdik, artık bundan sonra kariksir ile ilgili de ordular da kullanabiliriz. Bunun ilgili yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hangi tür orduyu istiyorsanız ona göre şey yapabiliriz. Tek tür serisine de başlayacağız. Hani tek tür saldırılarda mesela işte full madenci veya full pekka veya full valkyrie veya full tazı, yani öyle değişik videolar atacağız. Bununla ilgili yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar, isterseniz ordumuz hazır olsun, ben tekrardan videoya döneyim. Evet arkadaşlar, bu köye dalacağız. 3500 kare iksiri var. Aslında 4000'in üstünde bir köye dalmak istiyordum ama maalesef bulamadım. Bu köyde beni korkuttu biraz. Eleman düzeni böyle bir değişik yapmış. Şöyle bir bakalım. Klan kalesinde ne var? Gel böyle. Sihirbaz mı? Herhalde sihirbaz dolu. İşin tuhafı. Şöyle bir şuraya bir sallayalım kraliçeyi. Bırakmadan önce şu sihirbazlardan bir kurtulalım. Sıksana bir tane yavrum. Evet, o sihirbazlar zehir büyüsünün içinde hemen erittik. Şimdi şuradan bırakacağım kraliçeyi. Hemen şifacıları arkasından yollayalım. Hava savunma sistemini oradan bir indirebilirsek. Hava savunma. Hava savunma sistemi. Hava savunma kulesi. Neydi ya ismi? Hava savunması. Neyse arkadaşlar. Bu aralar şeylerden dolayı aklımız hava savunma sistemlerine gitti. Bakalım orada güdümlü var mı acaba? Evet, hava şeyini de indirdik. İsmi neyse artık. Kraliçe sağa mı gidecek, sola mı gidecek? A mı diyeyim, B mi diyeyim? Evet, aşağı dönecek gibi duruyor. Tekli cehennem kulesi de orada. İnşallah o tarafa dönmez. En azından şuraya bir iki tane kırıcı yollayayım bakayım. O yapma, saçmaladım. Evet, olmazsa şuradan bir hava saldırısına başlayalım. Hava saldırısı dedim. Vallahi kafam 1,5 milyon. Şuradan bir duvar kırıcılarımızı yollayalım. Kralımızı da buradan atalım. Kraliçe ölecek mi? Biraz daha dayanabilirsin. Biraz daha dayan dayımın oğlu. Şuradan diğer balonumuzu atalım. Kraliçenin özelliğini kullanalım. Şuradan kalan bebegecilerimizin tekini de bıraktık. Şöyle kraliçenin ait özelliği yok. Kraliçenin özelliği yok. Yapma bunu. Yapma bunu. Kraliçeye kilitlenirsek bittik biz. Çok şükür kraliçeye kilitlenmedi. Kralın özelliğini de kullanalım. Şu kalan duvar kırıcılarımızı da ortaya doğru kütelelim. Bir tane şifa büyüsü buraya, bir tane buraya attık. Öfke büyüsünü şu cehennem kulesinin oraya kullanmak istiyorum. O cehennem kulesinden hızlıca bir kurtulabilirsek, tahtı yavru uçağını da indirmeyi başardık. Buraya bir şifa atalım mı? Biraz daha gelin. Oho, dev bomba, şey bomba kulesi falan derken ne oldu orada ya? Bir kaos ortamı oluştu.
Evet, bakalım çoklu cehennem bu resim bize sıkıntı çıkartmayacak ama işin tuhafı şu sondanın tekinde biraz kare iksir kalmış 583. Onu alamayacağız maalesef. Neyse arkadaşlar, burada saldırıyı bitirelim. Kraliçe, rakip kraliçeyi de gördüm mü şimdi onunla uğraşacak. 3000 buradan aldık, 1500 de oradan, 4500. 4500 bir ganimet almayı başardık. Evet arkadaşlar, bölümü bitirmeden önce hemen bir şey yapmak istiyorum. Ne onun ismi? Hemen şöyle bir yükseltme yapmak istiyorum. Araştırmamızın kaç günü var? Ona bir bakalım. 6 günü var. Araştırmaya daha çokmuş. Ondan dolayı birkaç tane de duvar basmak istiyorum. İksirler olanları duvar basacağım. Altınla da bir tane daha, iki tane daha savunma basabiliriz. Evet, dev bomba 3,5 milyon. Oo, dev bombalar da mı varmış? 2 milyon 700. Bir tane daha dev bomba basamıyordu. 2,5 milyonluk yok mu ya? Hazinede yok mu? O da yok. Hadi be. Neyse, 2 milyonluk bir tane basacağız arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yoktur. İnşaatçıları hızlandır. Hadi bunu da kullanalım. 10 kat hızlandırılsın mı? Hızlandırılsın dedik dayı. Evet arkadaşlar, bu bölümlük de bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoya like atmayı, içten ve güzel yorumlarınızı alta bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.